Ebu Osman-ı Hırri, Sufi zahitlerden Ebu Osman Said bin İsmail Hırri, Nişabur'da ikamet ederdi. Aslen Reyli'ydi. Ebu Osman demiştir ki, gençliğimde bir müddet Ebu Hafs'ın sohbetinde bulundum. Bir keresinde beni meclisten kovmuş ve yanında oturma demişti. Yerimden kalktım, arkamı ona çevirmeden yüzüm yüzüne baka baka geri gittim. Beni görmeyecek kadar uzaklaştım. İçimden kapının eşiğinde bir kuyu kazsam, içine girsem ve emir vermedikçe çukurdan çıkmasam dedim. Bu halimi gören Ebu Hafs beni kendine yaklaştırdı ve has dostları arasına aldı. Der ki, dünyada dördüncüsü olmayan üç kişi vardır. Nişabur'da Ebu Osman, Bağdat'ta Cüneyt, Şam'da Ebu Abdullah bin Cella. Ebu Osman der ki, 40 seneden beri Allah Teala'nın beni içinde bulunduğu herhangi bir halde hoşnutsuz olmadım. Bir halden başka bir hale nakledince gadaplanmadım. Rıza halini devam ettirdim. Ebu Osman ölüm yatağındayken hali değişti ve bayıldı. Babasının ruhunu teslim ettiğini zanneden oğlu, Ebu Bekir üzüntüsünden gömleğini parçaladı. Bunun üzerine Ebu Osman gözünü açtı ve ''Yavrucuğum, bu hareketin zahiri itibariyle sünnete aykırıdır. Batini itibariyle de riya alametidir.'' dedi. Ebu Osman der ki, ''Allah'la sohbet ve dostluk, güzel edep, korku ve murakabe halini devam ettirmekle olur.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sohbet, sünnetine tabi olmak, zahiri ilme dört elle sarılmakla olur. Allah Teala'nın evliyası ile sohbet, hürmet ve hizmet esasına dayalıdır. Ev halkı ile sohbet iyi ahlaklı olur. Dostlarla sohbet, günah olmamak şartıyla onlara daima müjdeler vermek ve güler yüz göstermekle olur.